Geçtiğimiz hafta 2022 yılının ilk 4 ayında gelecek oyunlardan bahsetmiş ve genelde sessiz geçen bu ayların bu sefer dop dolu geçeceğini söylemiştim. Fakat 2022'nin ilk 4 ayı aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Salgın nedeniyle ertelenen oyunlar nasıl 2021'i berbat bir yıl yaptıysa, aynı nedenlerden 2022'yi de muazzam bir yıl yapacak. Eğer 2022'de çıkacağı söylenen oyunların hepsi gerçekten de çıkarsa, 2022 oyun tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yılı olabilir. Şimdi sizlere birkaçı dışında henüz ay olarak bile çıkış tarihi verilmemiş fakat 2022'de çıkması beklenen 30 oyundan bahsedeceğim. Ondan sonra siz kendiniz karar verirsiniz, 2022 gerçekten de efsane bir yıl mı olacak? Batman oyunlarının özellikle aksiyonda nasıl bir devrim yaptığını hepimiz biliyoruz. Hala pek çok oyun ki buna Spider-Man de dahil Batman'in getirdiği dövüş mekaniklerinin çok benzerini kullanıyor. Gönül isterdi ki bu listeye gerçek bir Batman oyunu ile başlangıç yapalım. Ama Gotham Knight'a da bir şans vermek lazım. Gotham şehrinde geçen ve co-op olarak da oynanacak bu oyun için çok da fazla gaz yapmış değiliz ama Batman evreninde geçen her oyunda ciddi bir potansiyel vardır. Umarım Gotham Knights o potansiyeli kullanır. Çok büyük kitleleri etkilemiş ama oyun olarak pek de aman aman uyarlamasını göremediğimiz iki fantastik dünyadan iki oyun var listemizde 2022 yılında çıkacak. İlki Harry Potter evreninden Hogwarts Legacy. 2021'de ertelendiğinde çok üzüldüğümüz oyunlardan biriydi. Çünkü ilk kez adam gibi bir oyun geliyor gibi bu dünyaya. Hem görselliği hem de derinliğiyle bu sefer olacak gibi gözüküyor. Büyü çubuklarınızı hazırlayın derim. Yeri gelmişken diğerinden de hemen bahsedelim bari. Zaten siz de anladınız. The Lord of the Rings Gollum. Hogwarts Legacy için ne kadar umutluysam Gollum için de bir o kadar endişelerim var. İlk görüntüler gelmeye başladığından beri çok fazla bir beklentim yok bu oyun için. Düzgün mekanikleri olsun, tekrara girmesin ve orta dünyada gideceğimiz yerleri, göreceğimiz karakterleri adam gibi yansıtsın, sulandırmasın, o bile yeter. Sırada yakın bir zamanda yapılan PlayStation Showcase'de detaylarıyla gördüğümüz bir oyun var, Forspoken. Oyun özellikle açık alandaki güzel görselliğiyle dikkatimizi çekti. New York'ta yaşarken Atia adlı bir fantastik dünyaya çekilen 21 yaşında bir kız hakkında bu oyun. Forspoken hızlı bir oynanış ve aksiyon sunacak gibi duruyor. Ben şimdilik gördüklerimden hayli memnunum. Listedeki az sayıda Nintendo oyunlarından biri de Splatoon 3. Nintendo dünya yıkılsa zaten kendi programının dışına çıkmaz. 2022 yıkılmış ona ne? Splatoon, Nintendo'nun son yıllarda en çok sevilen oyunlarından biri. Rakipleri de boyamak üzerine kurulu bir multiplayer oyun. Video gösteremiyorum çünkü Nintendo telif atıyor. Pis Nintendo. Şimdi size iki oyun ismi söyleyeceğim. PUBG ve Dead Space. Birleştirin bir. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmıyor değil mi? Ama işte bu oyunda yani Callisto Protokol'de bir şeyler ortaya çıkacak. Oyun Dead Space'in yaratıcısı tarafından yapılan ve en az onun kadar karanlık ve gerilimli bir oyun. PUBG ne alaka peki? Çünkü PUBG evreninde geçiyor. PUBG'nin evreni mi varmış? Varmış işte, karıştırmayın orayı. Adam oyunu yapacak parayı bulmuş, gerekirse Mario evreninde yapsın, sorgulamayalım. Sırada fizik tabanlı uzay simülasyon oyunu var. Kerbal Space Program 2. Kerbal adlı yaratıkların uzay programını kontrol ettiğimiz oyunun ilki tam 10 sene önce çıkmıştı ve müthiş övgüler almıştı. Bir oyun yapmak uzay istasyonu yapmaktan daha zor olduğu için geliştiriciler 10 senedir oyunun ikincisini yapmaya çalışıyor. Ve sanki 2022'de de bunu başaracaklar gibi. İnsanlar için küçük, Kerballer için büyük bir adım. Salgın kıyametimiz olmadı belki ama başka bir yerde kıyamet çok yakında kopacak. God of War Ragnarok'tan bahsediyorum.
Herhalde 2022 deyince herkesin aklına gelen ilk 3 oyundan bir tanesidir. Yakın zamanda da Ragnarok'un yeni God of War serisinin son oyunu olacağı, üçüncüsünün olmayacağı açıklandı. Yani Kratos ile İskandinav tanrılarının husumeti bu oyun ile bitecek. Nasıl peki bütün tanrıların hepsini keseceğiz bir oyunda derseniz, muhtemelen Kratos bu sefer Yunan mitolojisinin içinden geçtiği gibi bunun da içinden geçmeyecek. Belki Odin'i bile görmeyeceğiz, kim bilir. Görürsek onu da keseriz, o ayrı. Araba yarışları içerisinde Test Drive'ın yeri bende bir farklıdır. Belki çok uzun zamandır ismi olan aşinalık nedeniyle bir yakınlık duyuyorum ya da ilk kez adam gibi açık dünya araba yarışı konseptini onda tattığım için. Test Drive Unlimited Solar Crown çıkış tarihi ay olarak verilen nadir oyunlardan. Eğer inanırsanız Eylül 2022'de çıkacak. Yine istediğiniz gibi gezeceğiniz, istediğiniz yarışa girip kariyerinizi istediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz bir oyun olacak. Beni üzen tek şey ise oyunun trafiğin soldan aktığı Hong Kong'da geçecek olması. Geçtiğimiz PlayStation Showcase'de gördüğümüz bir başka oyunda LEGO Star Wars The Skywalker Saga idi. 9 adet Star Wars filmini baştan sona oynayacağımız akıl almaz bir oyun. Ben LEGO oyunlarını çok sevmem. Bunu da çok sevmedim ama seveni için çok acayip bir deneyim olacak, orası kesin. Geldik benim 2022'de en çok beklediğim oyunlardan bir tanesine, Baldur's Gate 3. Geçen senenin sonunda erken erişimde oyunun ilk bölümünü 30 saat kadar canlı yayında oynadık ve oyuna bayıldık. Özlediğimiz Baldur's Gate, Divinity serisini yapan Larian kalitesiyle bir araya gelince ortaya harika bir RPG çıkmış. Ama ne RPG? Diyaloglarıyla, karakterleriyle, görevleriyle, aşırıya kaçmamış mizahiyle müthiş bir oyun geliyor. 2022'de en az 200 saatimizi tek başına alıp gidecek gibi. 2022'de son bir aksilik olmazsa çıkacağını en net bildiğimiz oyunlardan biri de uzun zamandır beklediğimiz Bethesda oyunu Starfield. Bethesda Microsoft'a geçtikten sonra sadece Xbox cephesine gelecek ilk oyunu aynı zamanda Starfield. Ve hala hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Oynanış nasıl, silahlar nasıl, yeni grafik motoru nasıl, oyunun konusu nedir? Tam bir kapalı kutu. Starfield aynı zamanda Bethesda Game Studios'un 25 yıldır Elder Scrolls'tan sonra tamamen sıfırdan yaptığı ikinci IP. Evet, Fallout'u da başkalarından almışlardı. Bir Elder Scrolls'u yaptılar. Tek başlarına ilk yaptıkları oyunda Starfield olacak. Bu yüzden çok ince çalışıyorlar. Çalışsınlar tabii, biz bekleriz. Yeter ki yeni bir klasik çıksın ortaya. 2022'de her çıkacak oyunda bir Starfield, bir God of War değil elbette. Daha küçük yapımlar arasında dikkatimizi çeken oyunlar da var. Replaced da bunlardan biri. İlk kez Xbox Showcase'de duyuruldu bu oyun. Pixel art grafiklere sahip, temelde bir 2D platform oyunu ve harika görünüyor. Bir insan bedenine hapsolmuş bir yapay zekayı oynayacağız. En güzeli de Game Pass ile ilk günden bedava gelecek. 2019 yılının sürpriz oyunlarından biriydi A Plague Tale: Innocence. Devam oyunu gelmesi kaçınılmazdı ve ikinci oyun Requiem'de 2022 yılında arkasına taktığı farelerle evlerimize gelecek. Orta çağın pis ve karanlık sokaklarına geri dönüyoruz. Ve bu sefer fareler de adeta bir nehir gibi şehrin sokaklarında akıyor. İlk oyunda hikaye bitmişti ama pek çok soru da cevaplanmamıştı. Kısmet ikincisine. Bu yıl Ubisoft'un E3 şovunda gördüğümüz bizi şaşırtan bir oyun vardı. Avatar: Frontiers of Pandora. 12 sene önce vizyona girmiş Avatar filminin oyunu. Ok ve yaylar ile helikopterlere, mechlere karşı savaşan Pandora halkını anlaşılan bir de biz özgürlüğüne kavuşturacağız. Hakkını verelim, oyun muhteşem görünüyor. Filmde hayran kaldığımız görsellik oyunda da var. Fakat zaten her Ubisoft oyunu ilk gösterildiğinde muhteşem görünmez mi?
çıktığında bir bakmak lazım. Sırada eskilerden bir oyunun devamı var. Company of Heroes 3. İkinci Dünya Savaşı'nda geçen gerçek zamanlı bir strateji oyunu biliyorsunuz. Üçüncü oyunda savaşın İtalya ve Kuzey Afrika cephelerinde geçecek olan oyun aslında tam onurluk. O zamana kadar XCOM biterse artık zorla buna başlatırız. Şimdi söyleyeceğim oyun çok sevdiğimiz Evil Within'in yapımcılarından Ghostwire Tokyo. Aslına bakarsanız öyle çok beklediğim bir oyun olduğu da söylenemez. Bu liste içerisinde benim açımdan sıranın sonunda duruyor. Yine de içimde belki de göründüğünden daha farklı çıkar diye bir umut da yok değil. Günümüz Tokyo'sunun Supernatural bir versiyonunda geçecek oyunda elinde şemsiye tutan garip garip tiplerin saldırısına uğrayacağız. Ya yok vallahi ısınamıyorum ben bu oyuna. Hadi hayırlısı. 2017 yılında çıkmış Souls-like bir aksiyon oyunu olan Hollow Knight'ın devamı Silksong'u yıllardır bekliyoruz. İşin kötüsü aslında 2022 yılında çıkacağı da henüz doğrulanmadı. Ama ben 5 seneyi de geçmez herhalde diyerek bu videoya koydum. Bir de size bir şey itiraf edeceğim. Ben bu oyunu sonuna kadar oynamadım ama Bloodborne bittikten sonra tekrar başlamayı düşünüyorum. İkincisi çıkana kadar da anca bitiririm. Hollow Knight'tan bahsetmişken 2D Souls-like oyunları içerisinde en çok sevdiklerimden biri olan Salt serisinin yeni oyunu Salt and Sacrifice'dan da bahsedeyim. İlk oyun karı koca olan iki kişi tarafından yapılmıştı. Hollow Knight ile birlikte bu ikisi için Souls oyunlarının ruhunu en iyi yaşatan oyunlar diyebilirim. Ve inanın bunu söylerken de oynadığım onlarca Souls-like oyunlarının hepsini hesaba katıyorum. Serinin ilk oyunu Salt and Sanctuary maalesef yeterince takdir görmedi. Şu anda Steam'de 27 TL oyun. Hadi hadi kalk kalk kalk. Kalk hemen git al oyna. Hemen. İki tane indie oyunundan sonra yine geçelim AAA'lerin pırıltılı pırıltılı dünyasına. Marvel Midnight Suns, XCOM ile bildiğimiz Firaxis tarafından yapılan bol kahramanlı Marvel oyunu. Geçtiğimiz günlerde oynanıştan da bir şeyler göstermişlerdi de biz de Onur ile acaba demiştik hatırlarsınız. Midnight Suns'ın nasıl bir şey olacağı şu an için biraz belirsiz. İçinde süper kahraman olan her oyununda başarılı olmadığını Avengers bize gösterdi. O yüzden beklemedeyiz bu oyun için. Son 10 yıl içinde her Ubisoft gösterimi öncesinde sorulan iki soru vardır. Splinter Cell gelecek mi? Prince of Persia gelecek mi? Ubisoft 2020 yılında en azından bunlardan bir tanesine cevap verdi. Evet. Prince of Persia Sands of Time Remake olarak gelecek. Önce bir sevindirik olduk, sevindik. Sonra oyundaki görselliği görünce bu nasıl remake oğlum, bizimle dalga mı geçiyorsunuz dedik. Artık ondan mıdır yoksa salgın nedeniyle midir bilinmez. Oyun bir hayli ertelendi ve şu anda çıkış 2022 olarak görünüyor. Prince of Persia sevdamızı herkes bilir. Ama remake adı altında bir remaster oynatacaksan Ubisoft valla gözünün yaşına bakmayız, ayağını denk al. Hani bir vampir oyunu vardı hatırladınız mı? Vampire the Masquerade Bloodline 2 diye. Neredeyse çıkar gibi yapmıştı hani. Hah işte şimdi ondan bahsetmeyeceğim. Çünkü ona ne halt olduğu belli değil. Başka bir vampir oyunundan, Redfall'dan bahsedeceğim. Deadloop'u çıkartan Arkane'in Left 4 Dead çakması 4 kişi co-op oynanan vampir temalı oyunu. Aslında bahsettim bile, bilmiyorum daha fazla bir şey de demek lazım mı? Vampir var işte, komik olmayan mizah var. 4 kişi co-op oynanıyor, bir de 2022 yılında çıkacak. Öbürü başta bahsettiğim Bloodlines 2 ise 2021'de kalmış çıkış tarihi. Unuttular herhalde güncellemeyi. Araya bir efsane oyun atalım da kendimize gelelim Redfall denen jenerik oyundan sonra. Efendim Zelda Breath of the Wild'ın devamı da eğer ki hazretleri Nintendo su koy vermezse 2022 yılında çıkacak.
Çok da bahsetmeye gerek yok. Pek çoklarına göre gelmiş geçmiş en iyi Zelda oyunlarından biri. 2022 yılının da ağır bombalarından. Umarım erteleme yemez. Marvel oyun basar da DC basmaz mı? Onların süper kahramanları süper kahraman değil mi kardeşim? Onlar da basar tabii. İşte kahramanı bas, oynanışı da salla gitsin tarzında Suicide Squad Kill the Justice League de 2022 yılında gelecek. Şimdi diyeceksiniz ki oyunun daha oynanış videosu çıkmadı Murat, nereden anladın? Anladım kardeşim, anladım. Çıkınca görürsünüz. Umarım yanılırım, o başka. Sıradaki oyun geçtiğimiz Gamescom açılış gecesinde gösterilen inanılmaz bir görselliğe sahip Dokev ya da Doke 5. Hangisi doğru bilmiyorum. Devasa online mıdır, co-op mudur nedir çözemediğim ama aşırı minnoş ve tatlış gözüken bir oyun. Oyunu yapan Pearl Abyss, Dokev'i yaratık toplamalı açık dünya aksiyon macera olarak tanımlıyor. Umarım şirketin diğer oyunları gibi free to play olup eline attığın her şeye para isteyen bir oyun olmaz. Ne kadar para istiyorsa baştan fırlatalım. Bizim de minnoş karakterlerimiz olsun kardeşim. Minnoş karakteri yaptıktan sonra yok şapkası için para ver, yok bağcı için para ver, yok gözüne sürme çekeceğim para ver. Olmasın bunlar. Başta verelim parayı. Minnoş minnoş oynayalım. Dinozorlu oyun deyince aklınıza ne geliyor? Yok, Jurassic Park değil öbürü. Hani dinozor yakalayıp eğittiğimiz oyun. Ark Evolved. İşte onun da ikincisi 2022'de gelecek. O da Gamescom'da duyuruldu. Hatta trailerında Vin Diesel de vardı. Oynayanların pek sevdiği bir oyun ama ben bir türlü başlayamadım. Artık ikincisinde biz de bineriz dinozorlara. Vururuz kırbacı. Sona doğru geliyoruz. 4 tane oyun kaldı. Bir tanesi de 2020 derken 2022'ye kısmet olacak Skulls and Bones. Ubisoft bu oyunu yapmaya başladığında korsancılık oyunları popülerdi. Bu gemilerde ticaret, diğer gemilere saldır falan. Adamlar oyunu geliştirene kadar maalesef demode oldu bu konsept. 5 senedir yapıyor adamlar. Arkadaşlarla birlikte gemi edinip açık denizlere çıkmak hala sizi ilgilendiriyorsa 2022'de çıpayı toplayıp yelkenleri açmaya hazırlanın. Bir de direğe tırmanacak yaramaz maymun bulursanız tamamdır. Nasıl gönderme oldu ama çıpa, yelken, maymun falan. Ha? Güzel oldu değil mi? Diablo 2 Remake, Diablo Immortal ve Diablo 4 derken Blizzard belli ki oyuncuları Diablo'ya boğmak istiyor. Ama hack and slash aksiyon RPG sevenlerin gözü kulağı da bir başka oyunda. Path of Exile 2'de. 2019 yılında duyurulan oyun aslında bir devam oyunu ile devasa bir genişleme paketi arasında bir yerde. 2022 başında betasının başlayacağı umuluyor. Ve evet, en güzel tarafı da bedava olacak. Bedava, bedava. Duydun mu? Bedava. Hani o remake'e 40 euro isteyen var ya, onun gibi olmayacak. Bedava olacak. Duy bunları Blizzard, duy. Gerçi senin şu aralar pek bir şey duyacak halin kalmadı ya. Eskiden yediğin hurmalar şimdi tırmalar. Ya hayat da böyle işte. Blizzard efendi. Bu videoda bahsettiğim oyunların çoğunu ben de hevesle bekliyorum ama şimdi söyleyeceğim oyunu Onur ile birlikte hevesle beklediğimiz için biz de yeri bir başka. Outlast Trials. Onur ile birlikte oynayıp da en fazla eğlendiğimiz oyunların en başında herhalde ilk Outlast gelir. Trials ise co-op olarak oynanacak. Co-op olması oyunun gerilimli havasını biraz bozabilir ama yine de bir Outlast oyununu birlikte oynama fikri bizi çok cezbediyor. Yüzünüze gözünüze bulaştırmayın yeter. Ve son oyunumuzda daha geçtiğimiz hafta 2022 çıkışı onaylanan Bayonetta 3. Nintendo severlerin yıllardır beklediği mürebbiye kılıklı ablamızın oyunu. Ben yıllar sonra ilk oyunun remaster'ını PC'de oynamıştım. Hatta bir de video çekmiştim. Oyunun mekanikleri bu türün gerekliliklerini yerine getiriyor. Hiçbir derdim yok mekaniklerle. Fakat ana karakter o kadar itici ki bir türlü oyun içine alamıyor beni. Ama çok da önemli değil benim ne düşündüğüm tabii ki. Bekleyenine hayırlı olsun.
Evet, bugün sizlere 2022'de çıkacak tam 30 oyundan bahsettim. Bahsetmediğim oyunlar da vardır mutlaka, onları da siz yorumlara yazarsınız. Ne dersiniz? Gerçekten de 2022 yılı gelmiş geçmiş en iyi yıl olacak mı? Olur mu olmaz mı bilmem ama ceplerde kocaman bir boşluk açacağı da kesin. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.